Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Tekirdağ'dayız, Çorlu'dayız. Dostlarla beraberiz. Sıradan bir tanıyalım. Kimler var burada? Merhabalar, ben Recep Sevinç. Babaeskiliyim. Trakya makaracı sırkı besliyorum. Arkadaşlarla beraber bugün şahane bir araya ortam, geldik. Şahane insanlar. Herkes, Aydın Yıldırım. Aydın Yıldırım, Kırklareli Babaeski ilçesinde oturuyorum. Herkese sevgi selamlar. Şimdi mekanın sahibi. Ersin Şen, Çorlu'da yaşıyorum. Süskuşlarıma bakıyorum. Buhara ve mantol üzerine üretim yapıyorum. Damızlık olarak yetiştireceğim. Şimdi de işte arkadaşlarımız geldi. Oturup sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. ersin, ilk önce seni tebrik ediyorum. Şimdi şöyle, şuradan bir başlayalım. Burada neler var? Her yer kupa, her yer. Şimdi dün yapıldığı yarışmanın sonuçları burada. Burada iki yok Ersin. Hepsi i̇ki, bir. İki, üç tane ikimiz var. Şurada mı? Ya birler, Aydın birler ağır geliyor diye, şey büyük diye kupaları hepsini alta koymuş. Dört kategoride birinciliği, aynı kategorilerde ikinciliği üç tanesinde ben aldım. Hı hı. Şimdi mesela bu buhar ırkında birincilik erkeklerde. Bu mantolu dişilerde birincilik. Hı hı. Bu kupamız... mantolu erkeklerde birincilik. Hep bir. Evet, maşallah. Bunlar birinciler. Katıldığımız dört kategorinin birincileri. Bu da buhara dişilerde birincilik. Dört kategoride mi katılmıştın peki? Dört kategoride katılmıştım. Dördünde birincilik var. Evet, birincilik. Hatta ikincilikler de var burada. Abi, üç tanesi de zamanı gelmiş onun. Üç tane. Öyle mi diyorsun? Abi ne oldu böyle oldu mu insanlar? Şimdi bu buhara dişilerde ikincilik kategorimiz, ikincilik aldığımız kupamız. Bu mantolu erkeklerde ikincilik. Hı hı. Bu da mantolu dişilerde ikincilik. Buharalarda erkeklerde sadece birincilik. Bunlar bu yılın kupaları, plaketleri. Evet, sonra şimdi... Geçmiyorum. Şimdi oradan Bahreyn'den gelen hakem arkadaşlarımız böyle hediyeler getirmiş bize sağ olsunlar. Hı hı. Şu şekilde bir güzel bir hediyeleri daha oldu bize. Ne güzel. Bu da önceki yıllarda Jacobin Kulüp, yani Yakalı Kulübü'nün Thomas Maklides Yunanistan'dan şampiyon olduğumda getirmişti bana hediye olarak. Şimdi bu seneki kupalarımız bunlar. Şimdi bunlar burada da var bir sürü. Yani şunu şöyle birçoğunu hatırlamıyorum. Şöyle bir geçelim biz kabaca. Şöyle geçelim. Şampiyonun mekanındayız dedik. Şöyle bir geçelim. Her yer kupa. Burada da aynı şekilde her yer kupa. Ama sonra şu kümeslerin birine girelim. Girelim. Sen bize bir anlatıver Ersin sana zahmet. Yani neden bu başarı? Nasıl geldi bu başarı? Hangi kuşlar? Şimdi bu başarı... Maşallah. Bu kümesimiz dişiler ve yavrular. Bu kümeste sadece dişi kuşlarımız ve yavru kuşlarımız var. Ha. Yavrularında bazıları erkek tabii ki ama yani şu anda birbirleri uyumlu şekilde yaşıyor. Yavru olduğu için herhangi bir problem yok. Şu anda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani burada 1000 derece alan kuşlarımızdan dişilerden şu buharamız var. Şu buharamız birinci olan dişimiz. Dünkü yarışmada, Çorlu yarışmasında. Türkiye şampiyonu birinci. Evet, birinci dişi kuşumuz bu. İkinci dişimiz de bu oldu. İkinciliği de bu kuş aldı. Maşallah. Mantolu dişilerde de şöyle baktığımızda şu kuşumuz, bunlar yerde çok gösteremiyoruz ürkek daima. Dişi, mecburen birincisi. Pinek olması gerekiyor. Hay maşallah. Şu da dişi ikincisi olan kuş. Sarı dişi ikinci. Evet. Türkiye ikincisi. Dişilerde bir ve ikiler bunlar. O da Türkiye birincisi. Ersin bir anlatabilir misin? Ne olması gerekiyor? Mesela şu ikinciden ışık açısı biraz daha kurtarıyor şöyle. Şimdi ne mesela bu kuşun hatası, tek hatası şu arkadaki saçlarını dik tutamaması. Hafif yan tutuyor yani. Hmm. Şöyle karşıdan baktığımızda 15 derece kadar bir yamukluk var arkada. Evet, o derece. Yoksa bunun tüy yapısı bundan daha iyi. Hmm. Yoğunluğu daha iyi. Duruşu daha iyi biraz daha. Bunun mesela önü kapalı, yakası dik tutar ve açısı çok güzel bir kuştur burada. Evet. Bu kuşun tünekte mesela durması gereken bir diklik açısı var, evet, değil mi? Evet, var. Yani aha. Ama biraz tüy yoğunluğu, yani bu kuştaki tüy yoğunluğu bunda olsa star bir kuş olur bu yani. Hmm. Hani tabii daha yavru bu kuşlar, bir yaşında kuşlar ama. Maşallah, maşallah. İnşallah önümüzdeki dönemde yavrularından ve kendilerinden verim alırsak yani yoğunluğunu da arttırabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel, maşallah. Şimdi bu tarafta da erkek kümesimiz var. Burada ne var başka? Buharalar. Her yer ya maşallah. Yavrular, işte genç kuşlarımız. Şurada bir tane akbaş da var. Bu anne o. Eski yılların şampiyon olan bir akbaşımız var. Bu onların annesi hepsinin. Yani yaşlı bir kuşumuz. 5-6 yaşında bir kuşumuz. Evet. Yani
değerinin manevi değeri çok yüksek bizim gözümüzde. Evet. O yüzden güveçimizin en başlarından. Mesela bu kuşu, bu en son yavrumdur. Şampiyon olan dişinin soyundandır bu. Kendi yavrusudur. İkinci olan dişinin yavrusudur. Hmm. Yani bu kuşun ilerleyen zamanlarda çok üst düzey bir kuş olacağını tahmin ediyorum. Yani şu andaki hatlarına, çizgilerine. Kaç aylık bu yavru? Yani şu bu yavru 4 aylık. Oo maşallah. 4 aylık bir yavru. Yani daha paçaları mesela kesik bir yavruyken daha atmadı. Yani kanat tüylerinin daha değişmedi. Hmm. Kuyrukları vesaire daha yavru şeyleri, tüyleri üzerinde. Umarım yani beklentimizi karşılar. Yani iki tane daha kardeşi var ama bu onlardan daha kaliteli. Şimdi tüm tam uzun olanlardan bir tane az önce vardı mesela. Şurada ikinci mi var? Evet. İkinci var. Onu bir yakalasana Ersin tekrar ya. Ya bir bu arada olması gereken. Yani bir bu arada olması gereken. Yani şu göğsünün yeterince büyük ve güzel olması lazım. Boyutunun çok uzun, çok kısa da olmaması lazım. Şu ne kadar olması lazım mesela? Ya şöyle. Şu ideal bir boyuttur yani. Kuyruk da bir hizam mı bitecek? Hizam ve kuyruk da çok uzun olmacak. Kanat da olmayacak. Yani şöyle bir hizada ve küt. Ha, çok uzun olacak. Yapılı bir hayvan olmayacak. Olmayacak. Olmaması gerekiyor. Yani paça yapısının da şöyle önden kısa başlayıp ortada uzayıp arkaya doğru kısalması gerekiyor. Hmm. O doluluğu. Yani şu kuşun mesela tüyünü şu şekilde durduğunda da şu şekilde durması gerekiyor ama durduğunda saldığında problem olarak şey yapılıyor. Yani şöyle çemberin güzel öngülünün çiçek gibi yuvarlak olması evet. Standart bir hayvandır. Ama işte bunun biraz tüyleri yumuşak olduğu için ikinci oldu bu hayvanımız. O zaman tüy yapısının biraz sertleşmesini istiyoruz. Yani istenilen o. Biz de bunu tabii sert tüylü bir erkekle çalışıp sert tüylü, daha gülü böyle düzgün bir hayvan yavrular almak istiyoruz. O aradaki kriter açığını tamamlamış olacak. Umarım kapatacağız. Doğru bir erkekle çalışırsak. Yani şu anda yavru zaten bu seneki yavrularını da kapattı gibi düşünüyorum ben onu. Yani şu ortadaki yavrusu, şu ikisi de onun yavrusu yine. Ha şu. Üçü de onun yavruları. Şimdi mesela o yavru star bir yavru. Yani onlardan 3 ay 4 ay küçük olmasına rağmen. Şu ortadaki mi şu mu? Evet. Paçaları kesik olan. Bir de şey duruyor. Biraz da basık duruyor. Tabii kutsal da ikinci de kaldırması mesela yuvarla tam yuvarlak yapabilir o hayvan. Şimdi diğerlerine mesela kulak hizasına kesmiştir ama o biraz daha uzatıyor. Yani ekstra bir kuş oluyor. Anladım. Yani tüyünü değiştikten sonra tabii daha farklılıklar meydana çıkıyor. Bu kuşlarda 1 yaşına kadar çoğu şeyi kestiremeyebiliyoruz. Ya şöyle diyorsun. Hani iyi bir damızlık olduğunu ilk önce yavru tüyünü bitirmesi gerekiyor. Anaç tüyüne girmesi gerekiyor. Anaç tüyüne girecek ki yani. Diyelim ki biz bu kuş oldu gibi, ya da olmadı. Ha iyi bir damızlık ya da yani, değil. Ha istediğimiz yani yakaladık ya. Yavruyken kuş tam yanıltabiliyor yeri geliyor ama genel olarak tutturuyoruz yani şeyi. Akbaşlı da mesela dikkat ettiğin... Akbaş mesela yüksek bir hayvan yani bu yarışma standartlarında bir hayvan değil. Ama dediğim gibi eski kuşlarımızdan olduğu için vermek istemiyoruz, vermiyoruz hayvanımızı. Yani çok fazla da üretmiyoruz zaten. Ne kadar üretiyorsun mesela? Senede yani bir dişiden iki çift, maksimum 3 çift yumurta alıyorum ben. 3 çift yumurta aldık mı doğru bir üretim yeterli, evet. Yani buhara için. Ya mantol için de ben aynı şekilde yapıyorum. Yani ben dişilerim fazladır erkeklerimden. Çok çalıştırmıyorsun. Tabii tabii yedek dişilerim sürekli vardır. Yani 10 tane erkeğim varsa 15 tane dişim vardır. 15 tane dişi oldu mu? Şimdi şunu söyleyeceğim. Ersin ilk önce seni kümesin içinde tebrik ediyorum. Şöyle göstereyim. Her yer pırıl pırıl. Kafesler, tünekler, ızgaralar, bütün her yer çiçek gibi maşallah. Yani tertemiz. Biraz da pisleni tabii. Yani tertemiz ama yani bu pis haliyse şöyle göstereyim. Yani o yemler mesela kaldı. Süpürüp atıyoruz yani kuşların onu şey yapmadı. Izgara kalkıyor. Tabii kalkıyor bunlar. Ne kadar sürede bu? Kaç gün diyor? Yani ben çok sıklıkla temizlik yapmıyorum. Seyyar yaptın değil mi onun altında? Seyyar evet seyyar. Yani bunlar birbirine yan yana getirip diziliyor. Orada bir takım eşitmiş galiba. Onlar gençler şimdi kızlar. Ha, kızgınlık gösteriyorlar. Ha. Tüyleri kesik olduğu için bak görüyorlar hemen birbirine. Harekete geçiyorlar. Ama tüyleri kesik olmasa bu hareketlilik olmaz. Tüylerimizi o yüzden kesmiyoruz ki kuşlar kızışmasın. Ne zaman kesiyorsun mesela? Ne zaman kesilmesi gerekiyor? Eşe atacağım zaman yani Mart sonu gibi kesiyorum tüylerini. Ondan sonra doğru eşlemleri yapıp çift tanelerimiz var. Çift taneleri kapatıyoruz. Orada şuralara. Tabii şurada mesela buraya bir yuvalık koyuyoruz. İçine bir... Oo bayağı büyük çift tane mi? Kaça kaç bu? 125'e 60-60. 125'e 60-60. Buradan mesela sistemli olduğunda çekiyoruz. Burada içinde ahşap ızgarası var. Bir yuvalık, iki tane de şöyle kütükler koyuyoruz. Yani yuvarlak küçük kuşların tünemesi şöyle, için. Buradaki yani onların odunlardan yani orada kesilmiş kısa odunlar var. Onlardan evet. Böyle koyuyoruz içine kuşların tünemesi için. Yani direkt böyle zemine basmasın. Peki yani buhara ya da mantolu fark etmez. İkisini de 125-60-60 yani böyle bir çift tane. Yani mantolu da yüzlük yaptırıyorum. Onlar bir tık daha küçük. Daha ağır kuş, daha iri kuş olduğu için. Paçaları da çok büyük olduğu için. Ya paçaları kesiyoruz. Eşhane zamanında sıkıntı olmuyor paça konusunda. Yani şu hale getiriyoruz kuşu yani şurada. Evet. Gördüğünüz dişinin haline getiriyoruz aşağı yukarı kuşu. Şöyle bunun gibi. Ha, bu paçalısı, bu paçasızı kesilmişi. Evet, kesiyoruz. Yani ön gülünü açıyoruz. Gözü burnu gözüksün diye.
eşleme zamanı o hale getiriyoruz kuşlarımızı. Ama yani hayvan refahı için 125-60-60 çok bence... Yani uzun zamanda orada tutmuyoruz zaten. Üst yani derece. Yani bir ay süreyle tutuyoruz. Yani ilk yumurtayı aldıktan sonra zaten yine bekletiyoruz hayvanları. Aydın arıyor bizi. Aydın hayırdır ya. Özür dilerim abi. Yayını niye yapmadın ya? Kıskanıyor muyum? Az önce birini aradım, eşik çaldım. Ben diyorum bir de aramama şimdi... gereken en son insanı aradım. Şimdi... Aydın 100 kilo mu kapasite burada? Evet abi. 100 kilonun girebileceği. Kapılar uzama göre yaptık. Ben evet. Giriyorum abi 99 kilo. 99 kilo 100 kilonun girebileceği. Bakayım ben gireceğim. Ben de 98 kilo verdim. Tamam. Ben çok rahat geçtim. Yukarıdan kurtaramayacaktık belki ama kurtardık. Şimdi burada da yine burada da devam ediyor. Ha dişler erkekler ayrı. Sezonla ayrı. Şimdi mesela burada da dünkü yarışmada erkek bunun üstünde bir hayvan da edinebileceğimi düşünmüyorum. Yani yeterince üretebilir, kendi kalitesine yavrular verirse bizim Çorlu yarışmasının birincisi bu. Evet, en son yapılan 2021 yarışmasının birincisi. 12-12 yani 2021'di değil mi? Evet. Yani şöyle durduğumda şu çizgi standart. Şöyle, yani şu kanatlar evet. İnce, güzel, yakası yeterince dolu, dik, salgın bir yaka yapısı yok. Yani gelişmiş bir hayvan, çok iyi bir hayvan. Mümkün olunca yavru alma şeyindeyiz. Maşallah çok güzel. Allah can beklemesin. Mümkün olduğunca canlı, güzel, kaliteli yavrular alma. Bu da ikinci olan sarı erkeğimiz. Yani bu mesela farkı şu kuşun oturuşu. Şöyle oturduğumda şu çizgiyi, şu standardı vermesi. O zaten duruş bambaşka. Yani, şunda da hata olarak yani hakemin gördüğü hata. Şurada kafasındaki... İkinci olma sebebi. Evet, ikinci olma sebebi kafa tüylerinin şuradan... Şöyle gösterebilirsek. Şuradan bazı girintiler var. Şu arkaya doğru. Hmm. Şu arkaya doğru olan tüyler şu yakanın şeklini bozuyor. Hay yatırıyor. 100 yuvarlak o tüylerin, kafa tüylerinin uzun olması. Yani üstündeki kafa tüylerinin üstündeki yamantosundaki değil. Onlar uzun olduğu için kuşun yakasını bozuyor. Yani şurasını biraz açıyor. O yeleği tam yeleği göstermiyor. Tam şey yapamıyor, tabii. Ya şimdi tabii bu kuş olmasaydı bu kuş birinci olacaktı. Ha bir de öyle bir şey vardı. Tabii. Yani şimdi bu kuş daha ekstra bir kuş. Duruş olarak o da çok iyi maşallah. O da yani çok iyi. Duruş ama şurada mesela şu hatadır. Şu açıklık. Yani onları çalışarak düzeltebiliyorsun. Yani kuşun doğru eşlemelerle. Doğru eşlemelerle ve kuşu eğitmekle düzeltebiliyorsun. Yani tüylerini İşte düzgün eşi vurursan bu bir daha bu hatayı vermez. Çift taneleri bir daha gösterelim. Her yerde da, çift tane maşallah. Orada da var. Arkaya kadar devam ediyor. Her taraf çift tane. Burada çift taneler yapıyoruz. İşte bir eşleme için koyuyoruz buraya. Zamanı geldi. Şuralara... Bunlar da yüzlük olanlar galiba değil mi? Bunlar biraz daha 90 gibi. Bu özel ölçüye yaptırdık bunları. Hayır, tavan yüzlükler. Arasında olduğu için. Evet. Burası da yüzlükler. Yüzlükler oradakiler. Burası da komple. Bunlar %60-60 mı? Evet. %60-60 olması gerekiyor. Evet. Şimdi sezonu bekliyor. Çift taneler boş. Tabii boş. Serbest salınık vaziyette şu anda kuşlar. Zaten erkekler burada, dişiler orada. Açık olsa yani boş boşuna pisletmiş olurlar. Yani temiz olması daha avantaj tabii ki. Evet, şimdi burada da... Orada da bakıcılarımız, erkek bakıcılarımız burada. Ha, sırf erkekler burada. Evet, sırf erkekler burada. Bunlar sezonu bekliyor. Böyle güzel bir kümesi olması için bu bakıcılara ihtiyacımız var tabii. Şöyle de güzel bakıcılarımız olması lazım. Şu çevirinden güzel maşallah. Allah can bekleyemez. Söylemek istediklerin ne son olarak? Ona söylemek istiyorum. İçeriye girelim. İçeriye girelim. Bu hayvanları besleyen arkadaşlar da hayvanlarına iyi bakmalarını. Değil mi? Güzel bizim için çok önemli. Güzel hayvanları sergilemelerini. Bizlere de şöyle televizyon seyreder gibi Aydın'la beraber Aydın bak geçmiş şuraya. Abi vallahi buraya bayıldım. Mükemmel ortamın. Bereketli olsun arkadaşım. Yapıyorsan bir şey. Sen de yapıyorsun, sen de maşallah. Yani herkes yapıyor. Ya herkes zaten kaliteli yapsın. Hep bunun peşindeyiz. Hep bunu söylüyoruz yani. Belli bir kriterde hayvan bakan adam muhakkak yeri de güzeldir. Değil mi? Yani çıtası yüksektir yani. Çıtası yüksektir. Yeri de güzeldir. Kuşu da güzeldir. Kendi de güzeldir zaten. Aynen. Kötü adamın elinde kötü kuş olur. Aynen öyle. Adam kendisi iyi olacak ki hayvan da muhakkak iyi olur. Onun. Doğru. Niyeti de iyi olacak insanın. Aynen öyle. Çok şükür yani bizim niyetimiz iyi. Kimseye bir zararımız yok. O yüzden başarılı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Aydın abi sevilerek yapılan her iş güzeldir abi. Kesinlikle öyle. Yani sevilerek yapılan yemeğin bile tadı farklı oluyor. Yani. Aynen öyle. Ya işin ticari boyutunu hep ikinci değil üçüncü plan atmak lazım. Aynen öyle. Yani en geriye neresiyse oraya atacağız. Belli bir kritere geldikten sonra bunun ticaretine de ihtiyacın kalmıyor. Doğru. Yeterince verimli hayvanları aldığı sürece
tüm masraflarını çıkartabiliyorsun. Doğru. Yani elinden çıkarman gereken kuşlarla. Tabii tabii doğru. Yani şimdi doğru. İyi bir hayvanın varsa onun yavrusu da muhakkak çok iyi olmasa da iyi bir hayvan oluyor. Ve bunun talebi de çok oluyor. Yani bu sefer de yem masrafını, ilaç masrafını, bakım masrafını çok rahatlıkla çıkartıyorsun. Yani mantıklı bir şekilde yaptığı sürece. Aynen öyle. Onun haricinde insan, abi insan kafasında bitirecek önce. Yani ben bunu ne amaçla besleyeceğim? Mesele şimdi üretmek değil. Mesele çok çoğaltmak değil. Mesele çok satmak değil. Mesele kaliteyi nasıl ben bir tık yukarı, bir tık yukarı, bir tık yukarı. Önemli olan iyinin iyisini çıkarmak. Evet. Yani Ersin arkadaşım da sağ olsun her zaman bu mantıklı olduğunu çok iyi biliyor. Yani yıllarca önceki kuşları da az çok biliyoruz. Görüyoruz. Yani gelen hakemlerin de sözlerini yakından takip ettim zaten. Yani şu an Avrupa standartlarını bırak, dünya standartlarında kuşları yakaladığını biliyorum. Aynen, aynen. Allah gönlüne göre versin. Şey. Abi şöyle güzel mekanlarda herkes yapsın istiyoruz. İstiyoruz. Değil mi? Herkes yapsın. Yani bize gidip ziyaret etmek istiyoruz. Tabii tabii. Ya şimdi bu işin hani albeni yönü müdür? Yok. Aslında yani bu işin keyif yönüdür. Zaten biz bu işi keyif için yapıyoruz. Doğru mu? Yani bu güvercinler uçum kuşu değil. Uçum kuşu olsa zaten bahçede olurdu. Uçururduk veya terasta olurdu. Çatı kapatmazdık da uçururduk. Havada seyrederdik. Bunlar hani uçma özelliği olmayan hayvanlar. Yani uçmasını beceremeyen hayvanlar zaten. Doğru. Bıraktığında kediye, köpeğe, kuşa yem olur yani. Beceremiyor yani. Yani Allah vermiş onu ama en fazla tüneye kadar kalkar. Öyle kalkıp bir... Dur atıp gezmez. Öyle bir özelliği yok. Yani o yüzden de hani zaten keyif kuşu. Biz keyif alarak yapalım. Güzel mekan olsun ki biz de keyif alalım. Gelen misafir de keyif alsın. Çok şükür keyfimiz yerinde. Kuşlarımız sağlıklı. Sağlıklı. Allah Allah birini bin etsin. Allah can pekli versin. Çok güzel. İnşallah. Mekan güzel. İnsanlar güzel. Ortam güzel. Her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Kümesini bize açtığın için. Ayaklarınıza sağlık. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Birin bin olsun. Sağ olasın.